Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün dersimize Malatya İnönü Üniversitesi İlitan bölümünün Arapça 2 kitabının tekit konusuyla devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar sınavınız bu hafta sonu olacak inşallah. Cenab-ı Hak sınavınızda muvaffak kılsın. Yar ve yardımcınız olsun. Ramazan-ı Şerif dolayısıyla pek fazla ders yapamadık. Ben de elimden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştım. Dolayısıyla kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz ders tekit. Tekit, tef'il babından mastar olarak gelen bir kelimedir. Ekkede, yüekkidü tekit. Sülasesi ekededir. Onayladı demek. Tekit, herhangi bir sözü veya cümleyi pekiştirmek, önemini vurgulamak için kullanılan kelime veya sözdür. Tekitte bilmemiz gereken iki tane unsur vardır. Biri tekit, yani vurgulanan kelimedir. Diğeri de müekket. Müekket, tekit edilmiş kelimedir. Mesela Ali, Ali veya bak, bak dediğim zaman birinci olan kelime müekket, vurgulanmış olandır. İkincisi de tekit, vurgulanan kelimedir. İki tane tekitimiz vardı. Tekit çeşidimiz. Kolay bir konu arkadaşlar. Zor değil. Lafzi tekit, bir de manevi tekit. Lafzi tekit, müekkedin, yani pekiştirilecek olan kelimenin bizzat aynı şekilde lafzının veya eş anlamlısının tekrar edilmesidir arkadaşlar. Tekrar edilmesidir. Tekit tabilerden olduğu için müekket cümle içerisindeki konumu neyse tekidin de konumu o olması gerekiyor. Tekit isimde tekit olabileceği gibi fiilin, harfin, tamamının veya cümlenin tekidi olabilir. Örneğin fi kulubina kalplerimizdedir. Kalbun kulub kalplerimizdedir. Efidetina efide füat efide arkadaşlar. Fuat gönül demek. Yine efide burada eş anlamlı olarak gelmiştir. Eş anlamlı. Gulub kelimesi fi harfi cerinden dolayı esre olduğu için efide de onun tekit olarak tekidi gelerek yine esre olarak gelmiştir. Her ikisi de aynı anlam arkadaşlar. Kalpler, gönüller, yani bir şeyi vurgulamak için önemine bina tekrar diyor. El ümmü, el ümmü, anne, anne nedir? Neb'ul hubbi, sevgi kaynağıdır. Sevginin menbaıdır, kaynağıdır. Burada birinci olan el ümmü kelimesiyle kulubuna kelimesi müekkid arkadaşlar. Tekit edilmiş kelimedir. İkinci olan el ümmü ile efidet kelimesi arkadaşlar. Bu da tekit edilmiş kelimedir. Unutmayalım. Tekit edilmiş kelime daima müekkidin irabını alacaktır. Daima müekkid olan kelimenin irabı. Burada cer olduğu için efide tekit cer gelmiş. Burada da mübteda olduğu için el ümmü raf alametiyle gelmiştir. Yani lafzi tekit birebir aynı olacak arkadaşlar. Birebir aynı veya eş anlamlı olacak. Yani bir kelime olacak. Eş anlamlı kelimesiyle veya birebir aynı kelimeyle. Harf de olabilir. Burada mesela neb'ul hubbi bir daha getirseydi mesela kelimenin tekrar tekit etmiş olacaktı bu sefer. Neb'ul kelimesini tekit edecekti. Diğer bir tekitte manevi tekit. Manevi tekit arkadaşlar ezzat el-ayn, el-nefs, zat, bizzat deriz ya, bizzat kendisi, el-ayn, ayn, o anlamında, bizzat o, nefs, kişi demek, işte müsenna tesniye için kila, her ikisi demek, müennes için kilta, yine her ikisi, cemi isimler için ammetun, hepsi, ecmaun, tamamı, hepsi, işte cemiun, küllün, hepsi, lafızları kullanılarak manevi tekit yapılır. Mesela işte öğretmen bizzat kendisi dediğim zaman mesela Türkçe olarak konuşuyorum. Burada zat kelimesi öğretmen kelimesinin manevi tekit olarak gelmiştir. Anne sen gel dediğim zaman nefis kelimesi kullandığım zaman anne kelimesinden sonra sen anneyi ne yapıyor arkadaşlar? Manevi tekit olarak getiriyor. İşte Ali ve Ahmet her ikisi de gelsin dediğim zaman burada Arapçada kila olarak kullanırız. Her ikisi Ali ve Ahmet'in manevi tekit olarak geliyor. Burada bir ufak bir not var. Tekit için
kullanılırken manevi tekit lafızları ecma'u dışındakiler mutlaka kendilerine müekkete uygun olan bir zamir, müekkete dönen bir zamir bitişmesi gerekir. Ve ecmelu zikra, hatıranın en güzeli, hatırlamanın en güzeli veya nerede? Fi kulubin nas, insanların kalbindeki hatıranın, anının en güzeli küllihim, küllihim, hepsinin. Veya şöyle diyelim, ve ecmelü zikra, hatıranın en güzeli nerededir? Fi kulubin nas, insanların kalbindedir. Öyle nasıl peki? Küllihim, hepsinin. Bakın, insanlar kelimesi cemi olduğu için ve burada muzafın ileyh olup esri olduğu için onu manevi tekit, kül kelimesiyle tekit yapıyor ve bunu yaparken de ennas kelimesine dönen bir zamir kül kelimesine bitişiyor. Nas kelimesi cemi olduğu için normalde hümdür ama küllihim diye esre gelmesinden dolayı him şeklinde okunuyor. Küllihim, tamamında. Yani insanların hepsinin kalbinde güzel hatıranın en güzeli vardır anlamında. El ümmü, anne, nefseha, bizzat o anlamında. Annenin kendisi. Buradaki nefis kelimesi arkadaşlar el ümmünün manevi tekkididir. Ha, el ümmü müennes olduğu için ha zamiri geliyor. Nedir? Neb'ul hubbi, sevginin kaynağı. Da vel hennan, şefkatin kaynağıdır. Kileyhima, kileyhima. Arkadaşlar kila ve kilta raf halidir. Nasb ve cer hali kileydir. Kiley, kiltey. Müennes için kiltey. Şimdi hüb ve şefkat şu iki kelime müzekker olduğu için ve burada muzafın ileyh olup cer olduğundan dolayı kilanın da cer alameti kileydir. Ve bu ikisi tesni olduğu için onlara raci olarak hima zamiri geliyor. Kileyhima. Her ikisi de. Her ikisi de nedir? Annenin anne kaynağıdır değil mi? Her ikisinin kaynağıdır anne. Diyor ki burada bize manevi tekit lafızları kullanırken ecme'u hariç diğerlerinde diyor müekkede dönen bir zamir bulunacaktır. Buradaki hüma zamiri neyin tekididir? Hüb ve hannanın tekididir. Hüb ve hannan. Sevgi ve şefkat. Bu ikisini tekit ederken tesni olduğu için hüma zamiri kiley kelimesine, kila kelimesine bitişerek arkadaşlar ne yapıyor? Tekit yapılıyor. Buradaki de kül kelimesi ennas kelimesinin manevi tekididir. Nas cemi olduğu için ona da him zamiri bitişiyor. Tekit yine dediğimiz gibi tabilerden olduğu için müekkedin tekit yapılmış olan kelimenin irabına uyacaktır. Kila ve kilta kelimeleri zahir bir isme muzaf oldukları zaman, zahir yani açık bir isim değil mi, özel isme muzaf oldukları zaman irab alametleri maksur isim gibi elif üzerine mukadder olur, takdiri olur. Ama zamire muzaf oldukları zaman o zaman da diyor ki tesniye isimlerin irabıyla irab edilir. Yani tesniye isimler raf halinde elif iledir. Raf alameti nasb ve cer alameti y iledir. Dolayısıyla zamire muzaf olduklarında tesniyenin nasb ve cer alametine y ile gelecektir. Kiley, kiltey gibi. Ancak zahir bir isime muzaf oldukları zaman her durumda da kila ve kilta şekline gelip elif üzerine takdir edilecektir diyor. Elif üzerine cer alametine takdiren işte diyeceğiz. Örnek metin. Birra. Evet. Berra yebirru. Yebirru. Mudafil gibi düşünün arkadaşlar. Medde yemüddü. Emri hazır. Nedir? Yemüddü müddedir değil mi? Müdde. Serra yesirru sirra. Emri hazır sirra. Berra yebirru. Emri hazır. Birra. İyilik yap anlamında. Emir fiil. Mudaf olduğu için onun cezim alameti sondaki yebirru'nun, dammenin üstüne dönüşmesidir. Kime? Ümmeke, annene. Birra ümmeke. Bakın burada cümle olarak tekit yapıyor. Birra ümmeke, birra ümmeke. Annene iyilik yap, iyilik yap. Fel ümmü, fel ümmü anne, el ümmü anne.
Burada yine birinci olan birra ümmeke müekket, birra ümmeke tekit, fel ümmü müekket, el ümmü anne. Lafsi tekit arkadaşlar birebir gelmiştir. Nedir? Neb'ul hubbi vel hennan, şefkat ve sevginin kaynağıdır. Kileyhima her ikisinin de. Kila kelimesi, hub ve hennan kelimesinin nedir? Manevi tekit olarak gelmiştir. Ve zamire bitişen kila, tesniyenin irabı gibi cer alameti, muzafın ileyh olduğu için cer olduğu için cer alameti ye ile gelmiştir. Vel ümmü anne nefsuha, bizzat o nedir? Ecmelü zikra, en güzel hatıradır. Nerede? Fî kulûbün nâs, insanların kalbindeki küllihim, tamamı, hepsi, insanların hepsinin kalbindeki en güzel anıdır, hatıradır. Vel ümmü anne la, hayır, la gayruha, ondan başkası değil. Hiye, o anne nedir? Es-sadrul hanun, şefkat, gönül şefkatidir ve şefkat kalbidir, sadrıdır. Daha es-sadrul hanun, yine burası tekit olarak geliyor. Sadrul hanun, şefkatli bir gönül demek yani. Şefkatli gönüldür, şefkat gönüldür. Ellezî, öyle ki nulgî, ne yapılan? Nulgî aleyhi ra'sena. Evet. Ra'sena, başımızı ona ne yaptığımız zaman koyduğumuz başımızı ona yasladığımız ve neşkü şikayet ettiğimiz ileyhi ona neyi hemumena, tasalarımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ve meta'ibena, müşkillerimizi, met'ab yorgunluk demek işte, sıkıntılarımızı şikayet ettiğimiz zaman veyahut da şikayet ettiğimiz zaman başımızı kendisine yasladığımızdır. Vel hubbu, sevgi, el halidu, sonsuz sevgi nerededir? Fi kulubina, gönüllerimizdedir. Efidetina, yani anne sevgisi gönüllerimize nedir? Ebedidir, daimidir anlamında. Ulub kelimesi müekket olarak gelmiş. Efidetina da onun tekit olarak gelmiştir. Tabi burada mesela biz İrab yapacağımız zaman mesela vel hubbu nedir? Burada mübteda olarak gelmiştir. El halid onun sıfatı olarak gelmiştir. Nerededir? Fi kulubina kalplerimizdedir. Burası şibih cümle haber olarak gelmiştir. Yani burada direkt fi kulubina'yı müekket demeyeceğiz. Müekket kulubina kelimesi. Fi kulubina şibih cümle haber olarak gelmiştir. Mahalle mansup. Kulubina müekket olarak gelmiştir. Efidetina da onun tekit olarak nedir? Lafsi tekit olarak gelmiştir. Naam, naam. Evet, evet. Lita'atil valideyn. Anne babaya iyilik. Anne babaya iyilik yap. İtaat et. Anne babaya iyilik diyorum. Özür dilerim. Anne babaya itaat et. Lita'atil valideyn. Anne babaya itaat için anlamında. Burada müekket. Naam tekit de o naamdır. Lafsi tekit. Uhibbu, seviyorum. El hürriyete, özgürlüğü. Uhibbul hürriyete. Burası ne olarak gelmiştir arkadaşlar? Lafsi tekit olarak gelmiştir. Allah, Allah, Hazreti Allah nedir? Nuru semavat ve ard ve semavatın nurudur. Allah lafzı celali burada tekit olarak gelmiş. Meşairul iman, iman hisleri, duyguları. Küllüha, tamamı nedir? Sadıkatun, samimidir, doğrudur anlamında. Meşair kelimesi arkadaşlar, meş'arun, meşair, duygular, hisler demektir. Burada akılsız varlığın çoğulu olduğu için ha zamiri gelmiştir sonra kül kelimesini ve mübteda olduğu için kül kelimesi de damme ile raf olmuştur. Manevi tekit kullanılmıştır. Ma erva'a kalbel ummi, anne kalbi ne harika bir şeydir. Kalbel umm, anne kalbi. Anne kalbi ne harika bir şeydir. Ne güzeldir, harikadır. Anne kalbi, anne kalbi diye kalbel ümmi ne yapmıştır arkadaşlar? Şuradaki kalbel ümminin tekidi olarak gelmiştir ikinci cümle. Yecibu, gerekiyor, yecibu, gerekir. En yehterime, hürmet etmen. Es-sagir, küçüğün hürmet etmesi. Kime? El-kebira, büyüğe hürmet etmesi.
gerekiyor. Buradaki yecibu fiil müekked, ikinci yecibu fiilde tekit olarak gelmiştir. Ama tabii ki cümleyi biz irab yapacağı zaman yecibu fiili müzariyi arkadaşlar damma üzerine merfu olarak gelmiştir. Yecibu tekittir. En yehterime nedir? Fiilin mastarı olarak gelmiştir. En ile mastar olmuştur. Ama burası tabii ki fiil cümle şey olarak gelmiştir. Meful olarak gelmiştir. Yecibu gerekiyor. Neyi gerekiyor? El yehterime hürmet etmesi gerekiyor. Meful olarak gelmiştir. Ama en müzarifini nasb eden edatlardan yehter müzarifini nasb etmiştir. Es-sagiru. Es-sagiru yecibu fiilinin failidir. Yine el-kebira da yecibu fiilinin mef'uludur. Peki ayet-i kerimeler var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'e geldi rabbüke senin Rabbin vel meleku ve melekler ne olarak ne olduğu halde saffan saffa saf saf gelen saf saf gelen melekler tabii ki. Burada birinci saf kelimesi müekket, ikinci saf kelimesi de arkadaşlar tekittir. Ancak tabii şu var, birinci olan kelime melek kelimesinin neydir? Halidir değil mi? Ne olduğu halde geldi? Saffen, saf halinde geldi. Burası haldir. Ancak ikinci kelimeye biz tekit diyeceğiz. Tekit olmasından dolayı birinci kelimede halin dışında müekketlik özelliğini de kazanıyor tabii ki. Femehil mühlet ver el kafirin kafirlere emhilhum onlara mühlet ver Rüveyda. Evet, Rüveyda. Yavaş yavaş anlamında. Tabi ayet-i kerimeye bakmak lazım. Tam olarak ne kastediliyor? Ve inne cehenneme muhakkak cehennem lemev'iduhum onun için hazırlanmıştır. Onu o vaat edilmiştir ya da kim ecma'in. Ecma'in. Şurada şöyle diyelim. Muhakkak ki cehennem onlara hazırlanmıştır. Onlara vaat edilmiştir. Ecmain. Onların tamamını. Tabi ayet-i kerimenin öncesi vardı. Muhakkak burada kafirlerle alakalı bir şey anlatılıyordur. O kafirlerin tamamı için ne yapmıştır? Hazırlanmıştır. Yani kafirlerin tamamının gideceği, varacağı yer nedir? Cehennemdir. Ve kulna biz dedik ya Adem, ey Adem üskün, iskan et. Kim? Ente sen ve zevcüke zevcen el cennete cennette yerleş anlamında. Şimdi üskün kelimesi zaten emri hazır olduğu için bu ente demektir. Ente üskün demektir yani sen. Tekrar buraya ikinci bir ente getirerek arkadaşlar ne yapıyor? Tekit yapıyor. Tekrar bir ikinci enteyi getirerek tekit yapıyor. Arkadaşlar. Tabi buraya lafzi tekit mi, manevi tekit mi diyeceğiz. Buraya tabi arkadaşlar şimdi manevi tekitte ne dediğiz? Burada manevi tekit dememiz lazım arkadaşlar. Benim tahminimce. Yani çünkü eş anlamlısı üskün bir fiildir. Ente bir zamirdir. Buraya manevi tekit dememiz lazım diye düşünüyorum. Ve zevcüke senin için cennete yerleş. Ve kefa kafidir. Kim billah Hazreti Allah ne olarak veliyen dost olarak Hazreti Allah yeter. Ve kefa billah nasira yardımcı olarak Hazreti Allah yeter. Yine buradaki ve kefa billah cümlesi tekit olarak gelmiştir. Ve alleme öğretti Adem'e Adem Aleyhisselam'a neyi el esma'e isimleri külleha tamamını isimlerin tamamını öğretti. Kül kelimesi esma kelimesinin tekit olarak gelmiştir. Ha zamiyle esma akılsız varlığın çoğulu olduğu için ha müfret müennes olarak ona dönen zamir geliyor. El kürhü larun. Kür normalde arkadaşlar keriha yani bir şey kerih görünmesi, mekruh görünmesi anlamında larun zararlıdır. Ancak buradaki kastettiği kürhün
nefret. Nefret ne diyor? Zararlı. Zararlıdır. Ne diyor? Tevkidül cümle. Cümle tevkidi yap diyor. Tekrar ne yapacağız? El kürru darun, el kürru darun. Sınavda da bu şekilde çıkarsa el kürru darun. Tekrar cümle olarak getireceğiz. Uhibbu seviyorum dinena, dinimizi, dinimizden bedel el İslam. Burayı bedel yapalım. Dinimizden bedel el İslam. Dinimiz İslam'ı seviyorum. Şimdi ne diyor? Tevkidül ismi. İsmi tevkidi yap. Ne yapacağız? Uhibbu dinenel İslam. İslam diyeceğiz. İslam kelimesini iki defa getireceğiz. Yuhibbu seviyorum. Seviyor. Kim? Ettullab. Öğrenciler kimi? El ilme. Ne diyor? Fiili tevkid yap. Tekrar yuhibbu kelimesini iki defa getir. Yuhibbu, yuhibbu ettullab el ilme. Harf tekidi yap diyor. Kün ol latifen, latif hoş ol, iyi ol. La tecrah. Tabi burada harf la'yı ne yapacağız? La, la tecrah. Yaralama, rencide etme. Neyi? Meşairel âkârîn. Başkalarının gönüllerini, hislerini, duygularını. Daha doğrusu meşair duygu, his demek. İncitme. Terkip tekidi. Terkip. Eş'uru bil hüzni. Eş'uru bil hüzni. Ne yapıyorum? Hissediyorum hüzün. Ala ahval Müslümanların hallerine üzülüyorum. Tevkid dedi arkadaşlar. Tekrar aynen hepsini getireceğiz. Eş'uru bil hüzni ala ahval Müslümin. Müslümanların ya da şöyle terkip tevkidi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Eş'uru bil hüzni, eş'uru bil hüzni ala ahvalil müslümin. Müslümanların hallerine, Müslümanların hallerine üzülüyorum. Tevkid ile dolduralım. Evet. La ebuhu bimeşairi ve avatifi. Baha yebihu. Baha yebihu. İfşa etmek, açıklamak. Bir meşairi ve avatif. Meşair duygular, hisler. Avatif de arkadaşlar aynı anlamda. Hisler, duygular anlamında. Burada ne getireceğiz arkadaşlar? La değil mi? La, hayır. La ebuhu. İfşa etmiyorum. Ne? Bir meşairi, hislerimi ve avatifi, duygularımı ifşa etme, açıklamıyorum. Hel teştaku, özlüyor musun? İla ekribaik, akrabalarını özlüyor musun? Peki tekit getireceğiz. Akraba kelimesi cemi çoğul olduğu için arkadaşlar sonuna him zamiri çoğul olan bir zamir gelmesi lazım. Cemiyim, hepsini özlüyor musun diye gelmesi lazım. Hel teşuru, hissediyor mu? Bir saadeti, mutluluk daima. Daima mutluluk hissediyor mu? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burası ente de olabilir ama burada kastettiği hiye'dir. Burada hiye'dir arkadaşlar. Neden? Çünkü zamire bakıyoruz. Zamir ha zamiri geliyor. Burada ne olacak arkadaşlar? Ente'yi kastetseydi ke zamiri gelirdi. Aynı ha bizzat o demek. Aynı ha bizzat o hissediyor mu? Bir saadeti, mutluluk hissediyor mu? Efharu, övünüyorum. Bir ahil kebir, büyük kardeşimle övünüyorum. Kardeş kelimesi müzekker olduğu için sonuna hü zamiri geliyor. Nefsihi, onun kendisiyle. Demek yani bizzat kendisiyle övünüyorum. Uhinnu ila kariyeti ve medineti. Uhinnu. Evet, bu da arzulamak demek arkadaşlar. Hanna yahinnu. Ahinnu da hanna yahinnu uhinnu. Özlüyorum ila kariyeti ve medineti. Kariye ve Medine kelimeleri müennes olup tesniye olduğu için buraya hangisi gelecek? Müennes olduğu için ve burada ila harfi cerinden dolayı arkadaşlar bakın takdiran mecrur.
Dolayısıyla kilteyhima gelecek. Hima zamiri tesniyenin zamiridir. Tesniye bitişen kila ve kilta kelimeleri tesniyenin cer alameti durumunda ye ile cer olur. Kilteyhima her ikisinde ne yapıyorum? Özlüyorum. El validan anne baba kilahuma her ikisi. Burada bakın elif ile raf olmuş. Burada da yine elif ile raf olmuş. Her ikisi nedir? Mesrurani bir ziyareti. Ziyaretle mutludurlar. Mutlu oluyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnne yevmel fasli o günde. Buradaki fasıl kelimesinde fasıl ayrılmak demek arkadaşlar. Yani burada kafirlerle Müslümanların artık ayrılacağı o günde mikatuhum ecma'in. Hepsi ne olacaktır? Mikat. Evet. Mikat arkadaşlar varılacak zaman demek veya varılacak yerdir. Ecma'in. Hepsi. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Burada inne ismini nasb habeyni raf eden edatlardan. Yevme kelimesi innenin ismi olup fetha ile mansup olmuştur. İnne muzaf el fasli muzafın ile mikat innenin haberidir. Damme ile merfu gelmiştir. Mikat muzaf hum muzafın ilehtir. Evet. Yine hüm zamiri arkadaşlar çoğuldur ve onun hüm zamiri muzafın ile. Bakın şuradaki ecma'in kelimesi hüm zamirinin tekit olarak gelmiştir. Mikatın değil. Neden? Çünkü mikat kelimesi bakın raf alametiyle gelmiştir. Ecma'in cem-i müennes salim olup ye alametiyle gelmiştir. Neden? Hüm zamiri. Çünkü muzafın ile olup mahallen mecrur olduğu için onun tekiti de ecma'in cer alameti olan ye ile gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne ma'al usri zorlukla beraber vardır ne yusra. Bu aslında şu şöyledir yani arkadaşlar. Fe inne yusra kolaylık ne iledir? Ma'al usri zorlukla beraber. Ama ayet-i kerimede tabii ki şey yapmıştır. Öne geçmiştir. Mukaddem haber olmuştur. Fe inne ma'al usri zorlukla beraber vardır yusra kolaylık. İnne ma'al usri yusra bu da cümle olarak gördüğünüz gibi ne olmuştur? Tekit olmuştur. وَلَفْ شَاءَ eğer dilese رَبُّكَ senin Rabbin لَاَمَنَ elbette şuradaki lam tekit anlamında ki bir lamdır arkadaşlar. Elbette iman eder kim? Men ol bir kimse ki fil ardı yeryüzünde bulunan herkes küllühüm hepsi cemiyan hep beraber. Gördüğünüz gibi her hem kül kelimesiyle arkadaşlar tekit edilmiştir. Hem cemian kelimesiyle tekit olunmuştur. Şimdi kül kelimesi neyin tekitidir bakalım. Le amene iman eder kim men bakın şuradaki men ismi mevsuldür. Bu ismi mevsulün tekiti küldür. İsmi mevsul olan buradaki men le amene fiilinin faili olduğu için fail de merfuattan olduğu için küllüm kelimesi raf alametiyle gelmiştir. Küllüm. Ama şuradaki cemian kelimesi nasb ile gelmiştir. Nasb alametiyle gelmiştir. Fil ardı, yeryüzünde bulunanlar. Evet, buradaki fil ardı kelimesinin tekidi mi diye düşündüm arkadaşlar. Fil ardı, yeryüzünde olanlar, cemian, hepsi, hep beraber. Ama burada herhalde hal olarak geldi arkadaşlar. Ne olduğu halde? Cemiyan. Hep birlikte. Buraya hal desek daha güzel olur. Cemiyan. Hep birlikte. Onların hepsi
cemian ne olduğu halde hep birlikte iman ederler. Şimdi fil ardı kelimesinin tekiti yapacak olsak o zaman cemi'in esreli gelmesi lazım. Cer haliyle gelmesi. Hüm kelimesinin tekidi yapacak olsak hüm burada yine muzafirlihtir. Yine burada cemi'in gelmesi lazım. Buraya hal demek daha uygun olur diye düşünüyorum. وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ Biz ona gösterdik ayatini, ayetlerimizi külleha. Neyi gösterdik? Ayat. Şurada ayat kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müennesinin nasb alameti esre iledir arkadaşlar. Dolayısıyla burasında kül kelimesinin nasb alameti üstün olduğu için külle gelmiştir. Külleha. O ayetlerin hepsini fekezdebe ne yaptı? Yalanladı ve eba yüz çevirdi. Aceben li emril mümin, müminin işinde ne vardır? Acayiptir. Bu zaten Ravan Müslüm dediğine göre hadis-i müminin işi acayiptir. İnne emrahu onun işi küllehu tamamı lehu nedir? Hayrun hayırlıdır. Yani müminin işi hayırlıdır. Hatta bunun devamında ne var? Mümin iyilikler, güzellikler kendisine nasip olup onunla işte insanlara ikram ettiği zaman, yani cömertlik yaptığı zaman, mal verilip onunla cömertliği zaman, bundan da sevap alır. Verilmeyip sabrettiği zaman yine bundan da sevap alır. Yani her iki durumda da onun için hayır vardır. La tekumu. Buradaki tekit nedir arkadaşlar? Emrahu kelimesi, bakın iştir. Küllehu, o işin hepsi anlamında. Manevi tekit olarak gelmiştir. La tequmus es-sa'atu. La tequmus sa'atu. Kaim olmayacaktır veya gelmeyecek. Es-sa'atu. Buradaki anlamıyla kıyamet saati. Ne zamana kadar? Hatta tatlu'a doğuncaya kadar. Ney? Eş-şemsu. Güneş doğuncaya kadar. Neden? Min mağribiha. Batıdan doğuncaya kadar. Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet buradaki anlamıyla kopmayacaktır arkadaşlar. Feiza talaat doğduğu zaman feraaha onu görür ennas insanlar görür de amen iman edenler ecmaun hep birlikte iman ederler. Onu görenler iman ederler. Buradaki ecmaun kelimesi arkadaşlar neyin tekidi olarak gelmiştir? Ennas kelimesinin manevi tekidi olarak gelmiştir. Ennas burada fail olduğu için raf alametiyle gelmiştir. Tekidi de bunun çoğul olmasından dolayı vav alametiyle gelmiştir. Vav ile raf olmuştur. Ela edullüküm size göstereyim mi? Neyi alama ol bir şey ki yemhu yok edecek Allah Hazreti Allah bihi o şey sebebiyle bu maya gidiyor. Neyi el kataya hataları, günahları yok edecek ve yerfeu yükseltecek bihi yine o şey sebebiyle neyi edderacan o şey sebebiyle hataları yok edip yine onun sebebiyle dereceler yükseltecek olan şeyi size söyleyeyim mi göstereyim mi? Kalu dediler ki bela evet ya Resulallah evet ey Allah'ın Resulü. Kale dedi ki isbaul vudu abdesti tam yapmak vudu abdest isba normalde boyamak anlamı var sıba ama ne zaman alel mekari zor zamanlarında abdesti yani buradaki zor artık soğuk da olabilir veya sıkıntılı zamanla mekari mekruh mekari sıkıntılı zor zamanlarda abdesti tam yapmak ve kesretul huta adım, huta adım arkadaşlar. Adımları çoğaltmak. Nereye? İlel mesacit, mescitlere adımları çoğaltmaktır. Vantidaru salati namazı beklemek. Ba'da salat namazdan sonra. Fezalikum işte bu. Erribat bağlılıktır. Fezalikum erribat işte bu bağdır anlamında. Bağlılık değil de bağ diyelim. Ribattır. Veya ribat şöyle nöbet diyebiliriz herhalde yani ribat kelimesinin ribatın bağ anlamı var bir de nöbet anlamı da var yani hani nöbet yani bir sonraki vakti beklemek gözlemlemek anlamında.
Hataları düzeltelim. Bu şekilde soru çıkabilir arkadaşlar. Arif'i biliyor, biliyorum kimi? Ettullab öğrencileri ve tanıyorum. Ecmaun bakıyoruz. Ettullab kelimesi cemi olup nasb alametiyle geldiği için ecmaun değil, ecma'in. Şurası vav değil, esre ile gelmesi lazım. Ecma'in gelmesi lazım. Ca'e geldi kim? Ettaliban iki öğrenci. Kiltahum değil arkadaşlar. Taliban erkek olduğu için kila olacak. Müzekke olduğu için kila ve tesni olduğu için arkadaşlar hüm değil kila him olacak. Kila him. Kila özür dilerim. Him diyorum. Çok özür dilerim. Kila hüma olacak arkadaşlar. Tesni olduğu için kila hüma. Zara ziyaret etti. Halidun Halid el ekriba akrabaları ziyaret etti. Bakın akraba kelimesi çoğul olduğu için ve nasb olduğu için küllehüm olacak. Küllehüm. Hepsini. Akrabaların hepsini. Ra'aytu gördüm. Hateyni talibeteyni. Şu iki kızı. Evet. İki kız tesni olduğu için ayna hünne değil ayna huma. Ayna huma. Bizzat o ikisini kendilerini anlamında. Bizzat kendilerini gördüm. Salahuddin el Eyyubi. Salahuddin Eyyubi. Okuma parçamız. Vülide doğdu. Kim? El feta. Genç. El muslimu. Müslüman genç. Yine eşşüca'u. Cesur genç. O da kimdir? Salahuddinil Eyyubi. Salahuddin Eyyubi. Nerede? Fi medineti Tikrit. Tikrit şehrinde. Nerede ki? Bil Irak. Irak'taki. Şuradaki B fi harfi cer anlamında kullanılmış. Irak'taki Tikrit şehrinde ne zaman? Am 500 ve 2 ve 30 532 lil hicreti. Hicret yani hicri 532 yılında Irak'taki Tikrit şehrinde dünyaya geldi ki Müslüman yiğit genç olan Selahaddin Eyyubi. Ulid arkadaşlar nedir? Vulide doğdu. Mazi fiil değil mi arkadaşlar? Vulide doğdu. Mazi fiil. Tabi buradaki şimdi vulide kelimesinin özel bir durum var arkadaşlar. Normalde bu meçhul olarak gelmiştir. Malum velede doğdu anlamında. Ama doğma işlemi kendi başına olamayacağı için yani doğrul bir Hazreti Allah tarafından bu iş yaratıldığı için arkadaşlar dünyaya geldiği için o yüzden meçhul olarak geliyor. Kim? El feta Müslüman genç fail diyeceğiz arkadaşlar. El Müslüm el feta'nın tabi buradaki fail olup takdiran raftır. El Müslüman'ın sıfatıdır. Eş şüca yine el feta'nın sıfatıdır. Buradaki Salahaddin Eyyubi nedir? El feta'nın atfu beyanıdır. Veya bedel de diyebiliriz. Gençten bedel. Gençten bedel. Bedel de yapabiliriz. Nerede? Fi medineti tikrit. Mekan belirttiği için. Mefulun fi. Yine bil irak mefulu. Ne zaman? Zaman belirttiği için. Mefulun fi. Diyeceğiz arkadaşlar. Sümme sonra intekale naklut taşındı. Kiminle? Me aileti. Ailesiyle beraber. İle Şam. Şam'a gitti. Fe neşe'e büyüdü. Biha. Orada neş'etti. Yani büyüdü. Yetişti. Ve telakka ne yaptı? Öğrendi. Telakki etti. Fiha. Orada. Ha arkadaşlar. Buradaki Şam'a gidiyor. Neyi ulumel fıkıh. Fıkıh ilimlerini. Daha vel edebi. Edebiyatı. Vel hadis. Hadisi. Orada öğrendi. Ve terabba eğitim gördü. Ala hubbil cihad. Cihad sevgisi üzerine yetişti. Eğitim gördü. Ve dehale girdi. Ma ebihi babasıyla beraber. O da kimdir? Babası Necmuddin. Ebi kelimesi arkadaşlar. Ma'dan dolayı muzafın ileyh olup cer alameti ye ile gelmiştir. Çünkü esma-i hamsedir. Dolayısıyla buradaki bedel veya atf-ı beyanda cer ile gelmiştir. Necmeddin babası Necmeddin Eyyubi. Daha ve ammihi ve amcası o da kim? Esediddin.
amcası Esededdin ve babası Necmeddin ile beraber evet, Şirku, bu da onun herhalde lakabı. Nereye? Fi hidmeti Nureddin Zengi. Nureddin Zengi, o da kim peki? Emiri Dimeşk, Şam emiri ve Halep, Halep emiri ve Mafsil, ve bu ikisi arasındaki, Şam ve Halep ve bu ikisinin arasındakinin emiri olan Nureddin Zengi'nin hizmetine babası Necmeddin Eyyubi ve amcası Esededdin ile beraber Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Hizmetine girdi. Yani ona hizmet etmeye başladı. Vakanu, bunların hepsi idiler. Nedir? Eminin, güvenilir idiler. Daha muhlisin, ihlaslı, samimi idiler. Fe ersele, gönderdi. Kim? Nuruddin, Nuruddin, yani emir. Kimi? Esededdin, Esededdin'i. Daha vebne ahihi, bu Esededdin'in kardeşinin oğlunu, yani Selahaddin Eyyubi ile Esededdin'i nereye gönderdi? Hatta söylüyor bakın. Vebne ahihi, kardeşinin oğlunu. O da kim? Selahaddin, Selahaddin Eyyubi. Bakın buradaki Selahaddin arkadaşlar, vebne kelimesinin atf-ı beyan veya bedel, ondan bedel de yapabiliriz. Bedel ile atf-ı beyan arkadaşlar birbirine çok benzer, çok yakındır. Dolayısıyla her ikisinden birini yapabiliriz. Vebne kelimesi nasb olduğu için arkadaşlar Selahaddin'de gördüğünüz gibi nasb olmuştur. Ancak şurada az önce de dediğim gibi mesela Necmeddin ebi kelimesinden dolayı bedel olduğu için, ye ile cer olduğundan dolayı Necmeddin'de cer olarak gelmiştir. Evet, Nureddin Zengi, Dimeşk emiri, Nureddin Zengi, Esededdin ve onun kardeşinin oğlu yani Selahaddin'i nereye gönderdi? Fi hamletin, savunmaya, niçin? Linecdetin, Mısır'a. Mısır'ı kurtarmak için Mısır'a hamle yapmaya gönderdi. Hamle, arkadaşlar saldırı, hamle anlamında. Ve hunaki, orada zaharat gösterdi, ortaya çıktı. El mezayal askeriyet, askeri meziyetler. El kıyadiyet, komutan, askeri ve komutanlık meziyetleri. Kimin? Selahaddin, Selahaddin Eyyubi'nin askeri ve komutanlık özellikleri ortaya çıktı. Ve ba'de senevat, seneler sonra esbah oldu Selahaddin, Selahaddin Eyyubi. Ne oldu arkadaşlar? Vezira Mısır, Mısır'ın veziri oldu. Esba neydi arkadaşlar? Kâne ve kardeşleri gibi ismini raf, haberini hasbeden adına Selahaddin Esba'nın ismidir. Vezire de Esba'nın haberi olduğu için nasb alametiyle gelmiştir. Mısır'ın veziri oldu. Ve kâne ne yapıyordu? Yuharibu, savaşıyordu. Es-Sıliyyin. Sıliyyin arkadaşlar, Haçlılar demek. Haçlılar. Sıliyyin. Evet, Sınliyyin var, bir de onunla karıştırmıyorum. O Çinliler demek arkadaşlar. Sıliyyin, Sılibiyyin, hatta Sıliyyin değil, Sılibiyyin. Haçlılarla savaşıyordu. Fi ma'arike kesiretin. Ma'arik savaş demek. Ma'arike kesi. Pek çok savaşta Haçlılarla ne yaptı? Savaştı. Lakinne, ancak uyunehu, onun gözleri kânet idi ala beytil makdis, beyt-i makdis, beyt-i mukaddes, yani Kudüs'teydi, gözleri oradaydı, orayı istiyordu. Ve huve, o yekulu, söylüyordu. İnni, muhakkak ki ben, le estahyi, utanıyorum, minallah, Hazreti Allah'tan. Niçin? En edhuke, gülmeye utanıyorum. Ne olduğu halde? Ve beytül makdis, beyt-i makdis, Kudüs ne olduğu halde? Esirun fi eydis sıliyyin. Kudüs Haçlıların elinde esir iken ben gülmeye ne yapıyorum? Hazreti Allah'tan utanıyorum. Ve kâne, oldu veya idi, yu'minu, inanıyordu. Enne tahrire, özgürlüğüne kavuşacağına, el-Aqsa, Kudüs özgür olacağına inanıyordu. La yetimmiyordu, la yetimmu, tamam olmuyordu veya
yetinmiyordu diyebiliriz. İlla ancak neyle tamam olacaktı? Bi tevhidil ümmeti, ümmetin birliğiyle tamam olacaktı. Sadece ümmetin birliğiyle Kudüs ümmetin birliğiyle bağımsızlığını kazanacağına inanıyordu. Böyle bu şekilde anlam verelim. Ve kâne yu'minu enne tahrîrel aksa la yetummu illa bi tevhidil ümmet. Kudüs'ün ancak ümmetin birliğiyle beraber özgürlüğüne kavuşacağına inanıyordu. Ve ra'a görüyordu Mısır'a. Mısır'ı kad hakemaha ona hükmetti. Kim? El-Fatimiyyûn. Fatimilerin hükmettiğini görüyordu. Ve eb'aduha onu uzaklaştırdıklarını görüyordu Mısır'ı. Neden? Hani duvelin İslamiyetil Uhra diğer İslami devletlerden uzaklaştırdığını görüyordu. Fe'a'adeha onu iade ediyordu. Tahte ra'yetil halifetil Abbasi halife Abbasi halifesinin görüşleri altında ilerletiyordu, yönetiyordu anlamında. Sümme sonra vahhada birleşti. Eşşame Şam'ı birleştirdi. Şam'ı birleştirdi. Ve Mısır'ı Mısır birleştirdi. Ve ekame ne yaptı? Kaim etti. Fihima her ikisinde de el adle adaleti yaydı. Adaleti kaim eyledi. Ve ecra icra etti. El ıslahat ıslahat yani yenilikler yaptı. Ve kavva güçlendirdi. El cüyuşe orduyu da güçlendirdi. Kim? Selahaddin Eyyubi. Ve fi am yılında kaç yılında hamse miyetin ve selasin ve temanine 583 hicrili hicret hicri 583 yılında ve ba'de en kesuret çoğaldığı zaman ney hecematus salebiyyin Haçlıların hücumları çoğaldığı zaman ne üzerine ala kavafilil hüccac hacılar haç kafileleri üzerine 583 yılında haçlı hücumları çoğaldığı zaman hasalet elde etti mağriketu hettin burada elde etti anlamında oldu mu meydana geldi anlamında hettin savaşı oldu. Kaç yıl nerede? Filistin. Filistin'de Hıttın savaşı gerçekleşti. Beynel Müslümin, Müslümanlar ile. Peki bu Müslümanlar kim? Komutasında bir kıyadeti Selahaddin. Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslümanlar ile ve Cüyuş-i Salebiyyin Haçlı orduları arasında Filistin'de Hıttın savaşı oldu, yapıldı. İntehat bitti. Binasril Müslümin Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Ve fethi Beytil Makdis ve Beyt-i Makdis fethedildi. Fetholundu. Ve kat iştehere muhakkak sureti tahkikiyede meşhur oldu. Selahaddin Eyyubi neyle? Bitesamuhihi müsamaha göstermesiyle müsamaha veya hoşgörüsüyle. Hoşgörü özelliğiyle ne yaptı? Bilindi. Ve muameletihil insaniyet insancıl muameleleriyle bilindi. Kime? Li'adaihi düşmanlarına karşı insani muameler yaptı ve hoşgörülü davrandığı ile meşhur oldu. Bilindi, tanındı. Fe indemâ dehalel kudse Kudüs'e girdiğinde elta verdi es-salebiyyin Haçlılara mühlete erba'ine yevmen 40 gün mühlet verdi lil huruç bir eman emniyet güven içerisinde çıkmaları için boşaltmaları için Kudüs'ü ve sa'ade yardım etti fukara'ahum onların fakirlerine ve merdahum hastalarına yardım etti ve afa bağışladı an kesirin pek çoğunu min esrahim esir olanlarından pek çoğunu bağışladı. Ma annasiliyin ne rağmen ma annasilibiyin veya salibiyin haçlıların olmalarına rağmen indeme dahalı girdiğinde el kudse kudüse katelü öldürmelerine rağmen sebine elfen 70 bin min ehli
Evet, Müslüman ailesinden Haçlıların 70 bin Salebiyin Çinlilerle beraber Haçlılarla beraber indema dahalu girdiklerinde El Kudüs'e girdiklerinde katelu öldürdüler. 70.000 70 bin min ehli ailesinden. Burada şöyle anlam vermeyi uygun buluyorum arkadaşlar. Haçlıların Müslüman ailesinden yani 70 bin kişiyi katletmesine rağmen buna rağmen Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Onların esir düşmüş lerinden pek çoğunu affetti ve hastalarına, fakirlerine de yardım etti. Bunu söylüyor. Öbür türlü yani farklı bir mana çıkar. Sanki 70 bin kişiyi Müslümanlar katletmiş anlamı çıkar ki o da cümlenin öncesinde esirlerden pek çoğunu affetti cümlesine zıt olur. O şekilde uygun olmaz arkadaşlar. Yani haçlıların bu şekilde olmasına rağmen onlara affetti söylememiz daha uygun. Liza bu yüzden fevve o nedir? Min ekseri şahsiyet şahsiyetlerin öncü şahsiyetten kıymeten ve ihtiramen değerli ve saygılı şahsiyetlerin en önemlilerindendir. Ekser min ekseri şahsiyetlerin en üstünlerindendir. Önemlilerindendir. Fil alemeyni İki alemde de nerede? Eşşarkı vel garbi. Şark yani doğu ve batıda saygı ve değerli, kıymetli şahsiyetlerin en önemlilerindendir, en çoğundandır. Vakat haldiye ne yaptı? Vakat haldiye buradaki haziye acaba hangi anlamda kullanıldı arkadaşlar? Bakayım bir. Evet. Normalde itibar sevilen demek ama B harfi celle kullandığı zaman elde etti kazandı anlamında. Fakat hadiye muhakkak elde etti kazandı. Neyi? Bihtirami husumihi. Düşmanlarının saygısını, ihtiramını kazandı. Elde etti. Bu asbah oldu. Hazel gaidül müslüm. Bu Müslüman komutan ne oldu? Ramzen, rumuz, örnek, sembol, misal. Timsal oldu değil mi? Kim için? Lil furusiyeti vel insaniyeti. Evet, Farslılar için. Furusiyi acaba furusiyeyi ne olarak getirilmiş? Evet, lil furusiye. Arkadaşlar Furusiye şey olarak getirdi. Kahraman olarak. Furusiye. Kahraman ne olarak? Tabii ki bu sembol ve misal ne olarak? Kahramanlık ve insanlık adına bir misal, bir örnek, bir numune oldu. Fezekeret onu hatırladı, onu hatırladı. El kısas hikayeler vel eşar şiirler, el urubiyet Avrupalı, el kad eski Avrupalı şiirler ve hikayelerde ne yaptı? Anıldı, hatırlandı. Neyle? Bi külli ihtiramin. Evet, tam bir saygı ve hürmetle hikaye ve şiirlerde yani eski Avrupalı şiir ve hikayelerde bile ne yaptı? Anıldı. Orada hürmet ve saygıyla zikredildi. Maza feale ne yaptı Selahaddin Eyyubi ba'de tevhidi Mısra ve Şam. Mısır ve Şam'ı birleştirdikten sonra ne yaptı? Med delilu ala ihtimami Selahaddin Beytil Mukaddes, Beytil Makdis. Delil nedir? Ala ihtimami Selahaddin'in önem vermesinin delili, sebebi, gerekçesi nedir? Beyt-i Makdis. Beyt-i Makdis'e önem vermesinin gerekçesi, sebebi nedir?
Ma ehemmu amelin. En önemli amel iş nedir? Fealehu. Onu yaptı. Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi'nin yaptığı en önemli iş nedir? Doğru olanların cümlelere çarpı yanlış tik koyun. Bu ters olmuş. Yani. Doğruya tik, yanlışa çarpı koymamız gerekiyor. Amene iman etti Selahattin Eyyubi. İnandı daha doğrusu. Buradaki anlamıyla inandı. Neye? Enne kuvvetel ümmeti. Ümmetin kuvvetine fi ittihadiha birleşme hususunda kuvvetli olacağına inandı. Doğru. İntasara kazandı Selahaddin Eyyubi fi marikati Hittin savaşını bir Dimeş'te Hittin savaşını kazandı. Doğru. Pardon yanlış. Neden? Çünkü Hittin savaşı Dimeş'te değil arkadaşlar. Nerede? Filistin'de oldu değil mi? Filistin'de olduğu için bu yanlış. Ama biz şeyden sandık yani kazandı dediği için doğru dedik ama bu savaş nerede oldu? Filistin'de oldu. Selahaddin Eyyubi batalun bir kahramandır. Askeri bir kahramandır. Velakin de fakat o lem yeteallem el-ulum ilimleri öğrenmedi diyor. Hata. Yanlış. Afa affetti Selahaddin Eyyubi an kesir minel esra esirlerden pek çoğunu Bağdat Nasır kazandıktan sonra affetti. Doğru. Kâne umru Selahaddin Eyyubi'nin yaşı, ömrü ne zaman? Hine intesara kazandığı zaman. Hittin savaşını kazandığı zaman kaç? Selahattin'e sene 30'du diyor. 30 yaşındaydı. Böyle bir ömürle yaşıyla alakalı bize bir bilgi arkadaşlar yukarıda vermemiş. Onu ama doğru olabilir. Çünkü Selahattin Eyyubi genç bir komutan iken şeyi kazanmış. Kudüs'ü arkadaşlar özgürlüğüne kavuşturdu. Doğru olabilir. Evet, cümleleri sıralayın diyor. Bakalım. Ulum ilimler neşe'e yetişti Selahaddin Eyyubi ve hadis bişşam deres edefiyel fıkıh. Evet şöyle başlayalım. Neşe'e yetişti kim? Selahaddin Eyyubi. Nerede? Bişşam. Şam'da yetişti. Ve derese eğitim gördü. Fiha o Şam'da neyi? Neyi eğitim gördü? Ulumel fıkıh ilimlerini daha vel edebiyatı vel hadisi ve hadisi. Şuradaki vel edebi olması lazım. Edebe değil arkadaşlar. Vel edebi. Edebiyatı ve hadise. Bir daha bakalım. Neşe'e yetişti Selahaddin Eyyubi. Nerede? Bişşam. Şam'da büyüdü anlamında. Ve derese eğitim gördü. Fiha o Şam'da neyi? Neyi? Ulumel fıkıh ilimlerini daha vel edeb edebiyatı. Şurası edeb olacak arkadaşlar. Özür dilerim. Burası edeb olacak. Şurası vel hadise olacak. Çünkü bir harfi cer yok. Vel hadise ve hadisi orada öğrendi. Tevkir, tezkür, kısas, Selahaddin ve eş'ar, rumzun bir tazim, el insan. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Selahaddin Eyyubi nedir? Rumzun bir numunedir. Semboldür. Daha ve tevkirun yine bir ya da yok. Şöyle tamam. Selahaddin Eyyubi nedir? Rumzun bir numunedir, bir semboldür. Semboldür. Tezkuruhu onu anıyor, hatırlıyor. Ney? El kısasu hikayeler. Hikayeler. Daha vel eş'aru şiirler ne ile bittazimil insani şöyle bittazim hürmetle ve tevkir de arkadaşlar hürmet demek tevkir el insaniyeti insaniyeti insanlık
Onu anıyor, hatırlıyor. Evet, insaniyeti kısasın sıfatı yapalım. İnsanlık hikayeleri diyelim. İnsanlık hikayeleri. Kısas, akılsız varlığın çoğulu olduğu için arkadaşlar müfret müennes gelmiş. Tekrar edelim. Selahaddin Eyyubi nedir? Rumzun numunedir. Örnektir. Örnektir. Ha şöyle de yapabiliriz. Böyle daha güzel olur. Kime örnektir? El insaniyete. İnsanlığa. İnsanlığa örnektir. Tezkuruhu. Onu hatırlıyor. El kısasu. Hikayeler. Hikayelerde zikrediliyor. Daha vel eşar. Şiirlerde zikrediliyor. Ne ile? Bir tazim. Tazim. Ve tevkir. Hürmet ile. Yani kısasın sıfatı yapsaydık ya insani hikayeler olurdu. İnsanlıkla alakalı kıssalar hikaye olurdu ama insanlıkla onu insanlık hatırlıyor demek daha güzel olur. Şey, insanlığa bir semboldü demek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Üçe bakalım. Tevhid ve ikame salahaddin aksa ba'del ıslahat ümmet harra ve icraat. Evet. Çok fazla kelime olunca arkadaşlar yani insan hangisi önce gelip karıştırıyor. Bakıyorum cümlede fiil var mı? Harrara bağımsızlığına kavuşturdu. Kim? Selahaddin Eyyubi. Kavuşturdu. Neyi? El-Aqsa Kudüs'ü kavuşturdu. Şimdi bak, kavuşturduktan sonra diyelim o zaman. Bağımsızlığına kavuş. Şimdi şöyle, ve icra'il islahat. Ve ikametil adli, adaleti. Tamam, arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ba'de tevhid, bak bu hep esre gelmiş. Neden? Muzafın ile. Ba'de tevhidil ümmeti. Ümmetin birliğinden sonra. Evet böyle yapalım arkadaşlar. Ba'de tevhidil ümmeti. Ümmetin birliğinden sonra. Ümmetin birliğinden sonra. Daha. Ve ikameti ıslahat. Şey, ve ikametil adli, özür dilerim, ve ikametil adli, adaleti tesis ettikten sonra, devam ediyor, ve ikametil adli, adaleti tesis ettikten sonra, yine, ve icra'il islahat, yenilikler yaptıktan sonra, ne yaptı? Harrara, özgürlüğüne kavuşturdu. Neyi? Veya kim Selahaddin, neyi? El-Aqsa, Aksa'yı. Direkt mübteda ile şöyle de başlayabiliriz arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Harrara özgürlüğüne kavuşturdu. Neyi? El-Aqsa. Mescid-i Aksa'yı. Neden sonra? Ba'de tevhidil ümmeti. Ümmetin birliğinden sonra. Ve ikametil adli. Adaleti yaydıktan sonra. Tesis ettikten sonra. Daha ve icra'il islahat, yenilikler icra ettikten sonra şeklinde getirebiliriz. Farklı metotlarla getirebiliriz arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar bir sonraki dersimiz bedel olacaktır. Sürçü lisan elediysek affola. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.